Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu peygamber düşmanlarının peygambere attığı iftiralarla ilgili. Hadis ve sünnet savunucuları hadis yoluyla sünnet diyerek peygambere sayısız iftiralar atıyorlar. Allah'a da hakaret ediyorlar, Kur'an'a da aykırı konuşuyorlar. Bunların hepsi sürekli yaptıkları şeyler. Bizim de amacımız bunları size ispat etmek. Daha önce bir videosunu yayınladım. Seyyid Muhammed Bütün Hoca Efendi'nin yine yeni bir nanesini, muhabbetini dinleyeceğiz. Aslında Seyyid ile ilgili bir kelime söylemek istiyorum. Seyyid peygamber soyu demek. Bu soyadı kanunu yıllarında Seyyid soyadını alanlar Osmanlı'nın yeşil kart sahipleri. Yani maddi sıkıntı çeken, durumu kötü durumda olan aileler Kadı Efendi'ye gidiyorlardı. Kadı Efendi bunları elinde hazır bulunan Hazreti Hasan ile Hüseyin'e dayanan bir soy ağacına bu aileyi yazıyordu altını. Gelince askerlere bunu göster, vergiden muaf olursun diyordu. Yani asker gelip de o soy ağacını o ailenin elinde görünce tamam bu Allah'ın adamı, bunun durumu vahim, bundan bir şey almayayım deyip askerler dönüyordu. Yani Osmanlı'daki bu yeşil kart şimdi de el etek öpülen vaziyete geldi maalesef. Çünkü peygamber soyu zannediyorlar. Peygamber soyu olsa Arap olmaları lazım. Gördüğünüz gibi Rizeli Trabzonlu, Arap değil. Diğer seyitler ne olacak? Türkiye'de Pomak seyit var, Gürcü seyit var, Macir seyit var, Tatar seyit var. Yani Güneydoğu'ya gidin, çoğunluğu Kürt zaten. Bir bol miktarda da seyidimiz var. Bunun sebebi bu arkadaşlar. Bir de yine düşünürseniz hemen farkına varacaksınız. Seyidoğlu. Seyidoğlu kadar ilginç bir soy isim olamaz. Niye? Zaten Seyid'in oğlu Seyid'dir. Seyidoğlu ne ya? Adam zaten Seyid. Seyidoğlu nedir? O da Seyid'dir. Amcası da Seyid'dir. Abisi de Seyid'dir. Seyidoğlu ne ya? Yani Seyidoğlu, yani bağlantıyı kurabildiniz mi? Seyid'in oğlu zaten Seyid'dir. Seyidoğlu demek Seyid Seyid demektir. Eğer tabii farkına varılırsa. Şimdi bakın, eğer İslam dini akıl dini değil de nakil dini diye kabul ederseniz, buyurun size bir nakil dinletelim. Nasıl bir nakil? Buyurun. Halid bin Velid radiyallahu teala anhu, Yermük Savaşı'nda imamesini, yani sarığını kaybediyor ve bütün orduya sefer ediyor. O sarık bulunacak diyor. Neyse işte ordular diyor, ya efendim savaşıyoruz, bırak sarığı şimdi sonra buluruz. Yani şimdi sarığın sırası değil. Yok, bulacaksınız diyor. Onlar da ordu mecbur dediklerini yapmaları lazım. Ve böylece en sonunda bulunuyor. İşte bakıyorlar öyle eski. Yani bunun için mi böyle bizi sefer ettirdi falan. Evet dedi. Onda Resulullah Aleyhisselam veda hacında saçlarını, mübarek saçlarını tıraş ederken bana ön kısmından 2-3 tane saç-ı şerif nasip oldu. Elime düştü. İşte onları da yani sarıma diktirdim. Ne buyuruyor? Bakın bizzat hadis-i şerifte فَلَمْ اَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي اِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ. Onunla katıldım. Bütün savaşı Allah'ın izniyle kazandım diyor. Hazreti Halid bin Velid, Seyfullah, Allah-u Teala'nın kılıcı, girdiği bütün savaşları kazanan komutanın bereketine bakın. Kazanma illetine bakın. Kazanma sebebi budur. Kazanma sebebi neymiş? Halid bin Velid'in girdiği 100 tane savaşı kazanma sebebi, peygamberin veda haccında tıraş olurken aldığı saçı sarığına diktirmiş. Onun için kazanmış. Hadi şimdi soralım. Uhud savaşında Halid bin Velid peygamberi yendi. Ne olacak şimdi? Sarında saç mı vardı Halid bin Velid'in? Halid bin Velid Müslümanlara karşı Hendek Savaşı'nda da vardı. Ne olacak şimdi? Adam ne dediğini bilmiyor. Nasıl bir palavra atıyorsa adam attığı palavranın nereye gittiğinden haberi yok. Halid bin Velid Hudeybiye Anlaşması'na kadar Müslüman değil. Uhud'da Müslümanları yenen komutan. Yani adam askeri bir deha. Adam akıllı bir asker. Sen adamın beyniyle alay mı ediyorsun?
sarığındaki dikilmiş saç teli yüzünden bütün savaşları kazanmış. Sebebine bakın. Savaşları kazanma sebebine bakın. Yani kıl ile savaş kazanılıyor. O kılın sahibi peygamberimiz savaş kaybediyor. Peki peygamber niye savaş kaybetti? Hem de Halid bin Velid kazandı. Yani bu bakış açısı arkadaşlar peygamber düşmanlığıdır. Peygamber düşmanlığıdır. Eğer bir insan peygamberine düşmanlık etmek istiyorsa böyle uyduruk şeylere inanır. Böyle uydurma şeyleri kendisine delil alır. Halid bin Velid'in düşünün bütün savaşları kazanma sebebi peygamberin 3 tane saçını telini sarığına diktirmiş. Sarık kaybolunca savaş kayboluyor. Ya sarık duruyor ama kazanmak için bir de sarığın başında olması lazım. Yani üzerinde kıl dikil olan sarık çadırda durursa savaş kaybedilecek. O sarık başa takılırsa savaşı kazanacak. Halid bin Velid'in mevcut kayıtların hepsine bakın. Temsili fotoğraflar da vardır. Bir sürü şey de vardır. İnsan Allah'tan korkar ya. Adam ömrünü savaşlara adamış. Resmi kaynakları bilmem de gayri resmi kaynaklarda 100 tane savaşı var. Halid bin Velid'in yazılı. Düşün. İrili ufaklı 100 tane çatışmaya girmiş bir komutan ve kaybetmemiş. Ve böyle bir askeri dehayı sen diyorsun ki sarığındaki peygamberin saçını diktirdiği için kaybetmedi. Sebebi bu. Yazık. Yazık. Binlerce yıldır 3 tane kıl bulsak dünyayı hükmedeceğiz öyle mi? Yani peygamberin 3 tane saçını bulsak onu da komutanın sarığına diksek tüh kötü kaçırmışız. Resulullah Aleyhisselam mübarek saç şerefinin bereketiyle kazandım diyor. Aleyhissalatü vesselam. Görüyor musun? 200 tane sakal-ı şerif saç-ı şerifin hürmetine girdiğim bütün savaşı Allah-u Teala bana yardım etmek rızıklandırdı diyor. Aynen böyle diyor Halid bin Velid. Radiyallahu Teala. Evet. İnananların Allah yardımcısı olsun. Aklını kullananlara da ders olsun. Bu tür peygamber düşmanlarının iftiralarını deşifre etmeye devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.